Oracle'da Oracle SQL standartlarından bir tanesi de column alias, yani sütunlara takma isim vermektir. Bunları hangi amaçlarda kullanabiliriz? Bunlara birkaç örnek vererek daha iyi anlamamızı sağlayalım. Örneğin bir tablomuz var. Tablomuzda var olmayan bir sütun oluşturup orada bazı işlemler sonucunda, örneğin matematiksel işlemler ya da işte string karakter işlemlerini birleştirerek bir değer oluşturacağız. Bu değeri de ekranda göstermek istiyoruz diye düşünelim. Bu değerin ekranda gösterilmesi için bir sütun var olması gerekiyor. Yani yapay olarak, sanal olarak bir sütunun oluşturması gerekiyor. Böyle bir durumda işte column alias vererek o oluşturulan sanal tablolara isimler veriliyor. Örneğin çok karmaşık bazı işlemler yaptık. Bunları ekrana yazdırırken farklı bir isim verilir. Bu Oracle'ın kendi tarafından oluşturulan bir isim verilir. Bunu hangi amaçla yazdıysak onu anlatan bir sütun, takma isim vererek bunu ekrana yazabiliriz. Böyle bir durumda bizim işimizi tabii ki kolaylaştırıcı bir ve açıklayıcı bir işlem gerçekleştirmiş oluruz. Ya da herhangi bir işlem yaptık. Bu işlemin sonucunda bir değer döndü bize. Bunu ekrana yazarak, ona bir sütun ismi vererek, kendi anlayacağımız şekilde bir isim vererek bunu ekrana basabiliriz. Bunlara hemen örnek yapalım bir adet. Mesela ilk örneğimizde employees tablosundan last name'i alıyoruz. Last name, yani normal ismini, çalışanımızın adını. Bunu alıyoruz ama bu şekilde ekrana basmak istemiyoruz. Çünkü last name, işte alt çizgi var vesaire, ya da direkt sütun adını ekranda göstermek istemiyor da olabiliriz. Bu da bir seçenektir. Bunu ekrana basacaksak, örneğin ekranda görecek kişinin bu tablo ismini görmesi belki güvenlik zafiyeti de olabilir. Yani birçok senaryo kurulabilir burada. Buna as kullanarak, as şeklinde bir kullanımla yeni bir isim veriyoruz ve ekranda bu şekilde görünmesini sağlıyoruz. Yani last name ekranda name ile görünecek. Hemen yanında farklı bir teknik kullanacağız aynı işlem için. Bu sefer herhangi bir as gibi bir tag kullanmadan commission pst sütununu, gerçekte var olan bir sütun bu. Bu last name de gerçekte var olan bir sütun. Commission pst'yi kısa adı olarak, yani takma sütun ismi olarak com veriyoruz. Yani bunu kısaltmış oluyoruz. Çok karmaşık ekran görüntüsü olmaması için kısaltıyoruz. Daha açıklayıcı bir görünüm olmuş oluyor. Daha kısa, anlamlı. Bunu çalıştırıyoruz. Bakalım ekranda nasıl bir görüntü verecek bize. Gördüğünüz gibi last name'i göstermedi. Last name'i göstermedi ve oraya name yazdı. Ama aynı işi as kullanmadan hemen yanında yaptık. Bu da aynı şekilde com yazdı ve aynı işlemi gerçekleştirdi. İçerisindeki değerler bizim için önemli değil. Sütun isimleri önemli şu an. Ve sütun isimleri başarılı. Yani column alias tekniklerinden iki tanesini görmüş olduk burada. Ve sonucumuz başarılı. Peki bunu silerek aynı şekilde yapalım. Bakalım çalışacak mı? Gördüğünüz gibi aynı şekilde çalıştı. Yani as yazsak da yazmasak da bu aynı şekilde çalışacaktır. Bununla aynı. Peki as'i neden yazmamız gerekiyor ya da neden yazdık? Bu daha açıklayıcı olması için yazdık. Örneğin çok karmaşık sorgular da geziyor olabiliriz. Mesela şuraya baktığımızda bir hata var gibi görünebilir. Anlam çıkaramayabiliriz. Bunun varsayılan sonradan verilmiş bir isim olduğunu göremeyebiliriz. Çünkü uzun sorgularda böyle ihtimal de var. Çok karmaşık olduğu için fark edemeyebiliyoruz. Ancak bu renk itibariyle as yazısını gördüğümüzde direkt zaten buna bir column alias verildiğini hemen anlayabiliriz. Hemen bir altta farklı tekniklerini görelim. Gördüğünüz gibi bir teknikte buna tırnaklar içerisinde yazarak aynı şekilde işlemi gerçekleştirmek.
Bunu da çalıştıralım. Aynı zamanda bir normalde ilk başta normal bir alias işlemi yaptı ve ikincisinde de maaşı 12 ile çarptı, yıllık maaşını buldu ve bunu farklı bir isimle gösterdi. Gördüğünüz gibi mesela buraya yıllık maaş yazalım. Yıllık maaşı yazdık ve çalıştırdık. Gördüğünüz gibi işte tamamen amacı bu. Yani bir işlem yapıyoruz. Maaş sütununu 12 ile çarptık ve sonucu tabii ki bize çalışanın maaşını vermiş oluyor ve bunu ekrana anlamlı bir isimle yazmak istedik. O da tabii ki yıllık maaş ve yazdık. Sonuç doğru. Hemen bir altta farklı bir örnek var. Bu da aynı şekilde bu sefer as kullanmadan yapılmış bir örnek. Bu da aynı şekilde başarılı bir şekilde çalışacaktır. Yani kolonların yeniden isimlendirilmesi bu şekilde karmaşık sorgularda ya da daha anlamlı isimler vermek istediğimiz zaman bize yardımcı olan bir SQL standart özelliklerinden biridir.